Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar Risale'den birkaç paragraf okuyacağım. Sonra da kısa bir zamanda çok mesafe alınsın diye Risale-i Nur'dan topladığım işinize yarar zannettiğim cümleleri okuyacağım. İşinize yararsa alırsınız, yaramasa bana gönderirsin. Şimdi ben metinden okuyacağım. Gündelik hayata inşallah çözüm katar zannediyorum. Telefonlarınızı kapatıyorsunuz, titreşime de almayın. Sayfa 498, şualar. Bu dünyada, hususan bu zamanda, bu dünyada ama, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare, bir de okuyayım. Bu dünyada, ayda değil, ahirette değil, bu dünyada, hususan bu zamanda, kayıt bu, hususan musibete düşenlere, musibete düşmeyen yok herhalde, ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, demek ki nurcularda da dehşetli sıkıntı oluyormuş. Ya abi nurcularda olmaz, nurcu insan değil mi? Peygamber oluyor da nurcu olmaz mı? Peygamber olmuyor mu? Olmamış mı? Ya Ebu Bekir beni rahatlat diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yanına gitmemiş mi? Ya Bilal beni rahatlat diye ezan okutturmamış mı? Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara bak ne çareler sunuyor. Ve meyusiyetlere karşı ümitsiz sıkıntı ve ümitsizlik çare. En tesirli çare, Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ciplax ilaçları almak, psikoloji ilaçları almak değil. Nedir? En tesirli çare, birbirine teselli. Bu yok. Yani teselli şeyimiz eksik. Ya böyle bir araya gelince maç seyrediyoruz, televizyon dizi seyrediyoruz, akrabalar mabeyninde. Ya sanki televizyon seyretmeye gitmiş oraya. Oo hoş geldin öğlenekten sonra. Böyle. Ara verdim ya ne var ne yok ya hoş geldin ya. Böyle. Birbirine teselli. Tam tersine birbirlerini yargılama, sorgulama, aşağılama. İşte benim bu var senin var mı? Böyle çocuksu şeyler. Birbirine teselli ve ferah vermek. Ve kuvve-i manevisini takviye etmek. Yani kuvve-i manevisini takviye etmek. Bu dersleri onun için yapıyorum. Psikoloji derslerini nereden yapıyorsun? Bunlardan çıkartıyorum. Ne yapıyorsun? Onun kuvve-i manevisini takviye etmek için yapıyorum. İşine gelirse alırsın, gelmezse almazsın. Kimse seni dayatmıyor. Ve fedakar hakiki kardeşler gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Merhem sürmek. Şimdi ne yapıyoruz böyle? Tam tersini onun arkasında, onun arkasında, onun aleyhinde, onun aleyhinde, onun eleştiriyor. Ne eleştiriyorsun? Ne işin var? Böyle zamanın mı var? Ve tam şefkat de kederli kalbin okşamaktır. Allah Allah. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet, gücenmek ve tarafkirli kaldırmaz. Başka yer okuyacağım şimdi. Sohbet-i İhvan mı oluyor? Sohbet-i İhvan. Üç şeyi rahatlatıyor değil mi insanlar? Sohbet-i İhvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Doğru.
486. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Dinç, canlı oluyor. Bir de okuyayım. Nurlarla ya okumak veya okutmak. Hanımına, çocuğuna evde okut işte beraber. Sabah namazından sonra okuyun. Her namazdan sonra evde bulundukça bir namaz dersi yapın. Bir sayfa okuyun. Okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Tecrübelerle sabitmiş. Ustad öyle diyor. Mümkün olduğu kadar nurlarla meşguliyet hem sıkıntıları izale eder hem beş nevi ibadet sayılabilir. Başka? Ondan sonra hulasa edeceğim size. Bayağı uzun toplamışım. Bunlar da uzun, onu atlayayım, 318 yapayım. Kısa olanları seçmeye çalışıyorum çünkü dolu burada. 13 ve 14. şua bunlarla dolu. Ben seçeceğim size, sonra hulasa ettim. Hulasa şunu ettim, bunu size acele yapacağım. Bu Polatlı Bolvadin İzmir programı bittikten sonra, Yunanistan'dan sonra Almanya programı var. Almanya'daki programda konsolosluğun tertip etmiş olduğu sıkıntı ve çareleri, ailevi sıkıntı ve çareleri adlı panel ve konferansta 3 kişi konuşmacı var, bir tanesi de benim. Onlara yapacağım, daha yapmadığım konuşmayı burada size okuyacağım inşallah, külliyattan topladığım. Risale-i Nur ile kıraaten veya kitabeten iştigal, Risale-i Nur okumak veya notlar alıyorsun, toplama yapıyorsun, anladığını yazıyorsun, böyle yazıp çiziyorsun. Sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip, o musibet şiddetleniyor, çoğalıyor. Lüzumsuz şeylerle beni mütesir eder, ona buna kafayı takıyorsun. Çünkü akıl öyle bir şey ki, durmaz. Gece bile durmuyor, başka şey, rüya aleminde kullanılıyor. Bazı esbaba binaen ben en ziyade devam ediyor. Onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar, malayeni şeylerle iştigal etmediklerinden, demek ki hakiki vazifeyi yapacağız, atladım yerleri. Malayani lüzumsuz, birinci derecede lazım olmayan şeylerle meşgul olmayacak. O ne dedi, o ne gitti? O ne yaptı, nereye gitti, ne vurdu? E sen ne yapacaksın? Ne işine yarayacaksın? Haber mesela. Abi bilme, dinleme sok olur mu ya, habersiz kaldığından, bildin de ne oldu, sıkıntın artmadı. Ben sana sorayım, sen şey yap. Eğer yanlış söylüyorsan bana gönder, kabul etme. Haberi seyrettikten sonra, of be, iyi ki seyrettim ya, ne kadar rahatladım ya. Seyretmeseydim bu huzuru kaybedecektim. Diyebilir misin? Her haberden sonra rahat diyor musun, sıkılıyor musun? Tamam, sen bilirsin. İstediğini yap canım, senin kafana vuran yok. Ama ben sana diyeyim yani. Çünkü doğruyu kendileri uyduruyorlar. Şualarda okuyoruz ya. Fil uqad. O ip var ya, ip. Düğüm atarsın, tümsek gibi olur. O mikrofon demektir. Diyor ki oralara üfürüyorlar. Olanı var, varı yok gösteriyorlar.
fil ukdelere öfürüyorlar. Peki niçin yapıyorlar? Senin moralini bozmak için yapıyorlar. Moralini bozmak için yapılıyor. Bizim işimiz değil. Abi bilmeyecek miyiz? Arkadaş, sen siyasi lider misin? Sen bilmek sıkıntı veriyor sana. Tecrübelerine sabit. Bittikten sonra sıkıntı. Yani çözüm mü üretiyorsun? Dua et işte. Ben inanın bana, siz beni tanıyorsunuz. Yenileri bilmiyorum da samimiyetime inanın. Haber açıp dinlediğimi hatırlamıyorum. Ne olmuş yani, benim neyim? Kulağım mı eksik? Huzurluyum, yazıyorum, çiziyorum, meşgul oluyorum. Abi nasıl gülüyorsun, nasıl heyecanlıyorsun? Tabii ki moral bozuk olunca güçlü adam bile böyle olur. İçi sıkıntı dolu, çöp tenekesi. Nasıl dinç olsun? Açtığımı hatırlamıyorum. Ne olmuş yani? Abi haberdar olmayacak mıyız? Olmaz olur muyuz? Doğru olduğunu sana kim söylüyor haberlerdeki? Ayet mi bu yani? Bendeki haberler ise doğru haber. %100 olacak haberler. Haber bültenin ben de dinliyorum, okuyorum. Nedir biliyor musun? Sikke-i tasdik-i gaybi haber bültenini dinleyin. Okuyun bak nasıl. %100'üdür. Kıyametten de haber veriyor, nasıl olacağını söylüyor. Bak, hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden, malayani ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından, yani kaza ve kaderin, yani sanki Allah bu işin içinde yok, Allahsız düşünülüyor, Allah yok sanki, fiil, fail gibi gözüküyor, esbab kesir hakiki veriliyor esbaba. Ya neler oluyor neler, haberle imanını kaybeden az mı insan var? Haberlerden kader ilahi, Allah'ın fiiliyatını, icraatını az mı tenkit edenler var? Az mı imanı gidenler var? Ne kadar ben şahit? Bir tanesi diyor haşa, o ki Allah var niye müdahale etmiyor diyor. Bu Müslüman ha, namaz kılıyor. Ne dedim ben? Ödüm patladı ya, Allah Allah, fesubhanallah. Hiçbir şey diyemedim. Ne diyeceğim ya? Veleddalin amin. Haberin içine koymuş imanını. Eyvallah demiş. Enaniyetten gelen hot vuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden temkinleriyle, metanetleriyle ve itminan-ı kalpleri Risale-i Şakirtlerini sıfatıyla devam ettiklerinden rahat oluyorlar. Sonra 324'ü de okuyayım. Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin, hemen hemen hüsnü hizmet, ha böyle başka başka planlar çevirmeyenler. Risale-i Nur'un ahlakı dışında ahlak olmayan, yani hüsnü hizmet demedi de hüsnü hizmet. Risale-i Nur'un tarifi ve talimatı dairesinde. Onu bunu aşağılayıcı, onu bunu tenkit edici, bağnaz, geçimsiz, daha son. İnsanların hürriyeti, şeriyesini kaldıran, gidemezsin, dinleyemezsin, yapamazsın. Niye kaybamazsın? Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Kafanızı yapmayacaksa gelmeyeceksin kardeşim. Başka gideceksin başka yerde. Ama bir yerde ol mutlaka. Nereden istifade edeceksin, oraya gideceksin kardeşim. Risale-i Nur daha değil ki, dava içinde Burhan'dır. Yani kafana bakarsın, diğer gruplar var, şeyler var, istifade. Bakarsın nereden istifade ediyorsun? Bu dünya biz istifade etmeye geldik. Ahmet'in, Mehmet'in gönlünü yapmaya gelmedik. İstifade. İstifade et. Ortada olmaz. Sosyal bir varlıktır insan. Sokakta kalamaz. Bir yerde olman lazım. İstifade edeceksin. Bak sabahtan akşama çalıştın. Akşam ne yapacaktın? Televizyonun karşısında olmaktansa. Bak dersin karşısında ol. Tamam. Kafana yatmaz belki. Gidersin başka dershaneler var, başka yerler var. Allah ben ilimle milimle uğraşacak şeyim yok. Ben böyle biraz horon çin tipim var böyle. Bizim memlekette var böyle. Hay, hay, hay. Zikir yok. Kadir-i taşı, kadir-i taşı. Valla ben içsem böyle, ben yağına suyuna dokunur. Nakşe yiyeceksin, sessiz zikir katıyor. Git katıl kardeş. Bak katıl.
Bak bu kürsüden söylüyorum ha ben. Oradan değil. Çünkü ben de bir ara oralarda böyle istiyordum. Konuşandan böyle konuşsun diye. Şimdi Allah bu fırsatı verdi söylüyor. Değil cemaat için. Aman ha! Bir yere gitme. Niye? Hayırdır? Niçin bunu ihtiyaç duydum? Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin. Hizmet demiyor. Hüsnü hizmet edenlerin. Hüsnü, hüs demek ustadın Risale-i Nur talimatı dairesi. Bize böyle mi öğretmiş? Nasıl öğretmişse öyle edenlerin hemen hemen bila istisna maişetinde vusat. Maişetinde genişlik ve bereket, kalbinde meseret, sevinç, surur, ferahlık ve rahat görmelerinin binler hadiseleri dahi tesadüf olamaz. Bir yerde okuyayım, kesiyorum. Kesiyorum derken başka bir şey okuyacağım. Kastamonu abi var. Benim masamın üzerine getirir misin? Abi Kastamonu abisi. Masamda. Okumasam da gerçi. Peki. 135. Arkadaşlar asın belası ya. Onun için fazla bunun üzerine duruyorum. Yani bu sıkıntı var ya, nereye gidersem, nereye el atarsam hep buradan ders istiyorlar. Buradan almaya kadar gideceksin, 15 dakika konuşacaksın, bunu istiyorlar. Ya bir tevhid yapalım, Allah'ın ispatını yapalım. Ahiretin ispatı. Ya bu sıkıntı ya, sıkıntı diyor. Nereye basarsan, psikolojim bozuk. Depresyondayım, aşağıdayım, yanıyorum. Acayip bu kadar da bilmiyordum yani. Allah Allah. Risale-i Nur'un bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Abi iş var ya, iş çok. Biz gelemiyoruz derse, kitap okuyamıyoruz. Biz de ona dedik, Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor. Ve ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette suhulet görüyoruz. Ya. Peki, şimdi cümlelere geçiyorum. Topladığım cümleler. İşinize yararsa alırsınız inşallah. İçi acı hayatın kesitleriyle dolu olup, İstisnası az olan hayatın trafik işaretleri diye bir isim verdim. Niye sıkılıyorum? İçi, anlat bu sunacağım cümleleri hep ayrı ayrı cümledir. Bu böyle yapma, böyle yapma, böyle yapma, böyle yap, böyle yap, böyle yapma, böyle yap. Şeyleri, kesitleri sunacağım. Bu kesitlerin içi neymiş? Acı hayatın kesitleriyle dolu. İçerisi tamamen hayatın acımasız senaryolarıyla dolu olup istisnası, anlattığımın istisnası az olan hayatın trafik işaretleri. Niye sıkılıyorum? Sıkıntının sebeplerinden birkaç tane. Bir, bütün dertlerinin dermanı olan imanını artır. İman esaslarıyla aklına, kalbine yatırım yapmamaktan geliyor sıkıntı. İman esaslarıyla aklına ve kalbine yatırım yapmamak. Anne babadan gelen inançla kanaat edip imanına yatırım yapmamak. Başka? Hep ayrı cümle. Allah'ın Celle Celaluhu dostlarına düşman ve düşmanlarına dost olmak. Sıkıntının sebebi. Başka? Hayatından daha değerli gayem ve hedeflerin olsun. Hayatımızdan daha kıymetli bir şeyimiz var mı? Yok. Yok. O zaman
bu hayatı yaşamaya değecek demesi için hayatımızdan daha kıymetli hedef olması lazım. Sıkıntının bir sebebi de bu. Hayatımızdan daha değersiz, kıymetsiz şeyleri gaye edinmek. Bu başka, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla mutlu olamazsın. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsan mutlu olursun. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı, bu aklı yapana bağlarsan, aklı kül, ilmi muhit ezeliye, bu akıl mutlu olur. Başka olamaz. Bir daha söylüyorum gençler. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı memnun ve mutlu edemezsin. Ancak bu aklı bunu yapana bağlarsan akıllılık etmiş olursun ve aklın mutluluğu olur. Yoksa olmaz. Başka? Hayatına giren her şey hayatlandığını, ruhlandığını sakın unutma. Bak mesela. Su girdi. Ölü dirilecek, tırnak olacak, saç olacak vesaire. Gözünüzden, kulağınızdan, burnunuzdan, dilinizden, elinizden vesaire, hayalinizden ne olursa olsun içeriye giren hepsi hayatlanıyor. İçeride aktif oluyor, kenarda duran bir şey yok. Seyrettiğiniz her bir film, okuduğunuz her bir yazı, dinlediğiniz her bir söz, kokladığınız her bir koku, tuttuğunuz her şey, kalbini bağladığınız her şey, düşündüğünüz her şey içeriye giriyor. Arkadaşlar içeriye giren, hayatın içine giren hayatsız olamaz. Suyun içine giren kuru olamadığı gibi. Hayatın içine giren hepsi hayatlanıyor. O zaman girene dikkat et. İmam Azam'dan bir söz şimdi hatırıma geldi söyleyeyim. Gireni kontrol edemeyen ondan sonra çıkanı kontrol edemez. Bir daha söylüyorum. Gireni kontrol edemeyen hangi yollarla çıkacaksa o yolları sen kontrol edemezsin. Uygulayın fiiliyatını Arif'i. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi gücün yeter. Ama girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Çünkü fren balatalar yağlanmış. Fren tutmaz. Televizyonu açayım mı açmayayım mı gücün yeter. Açtıktan sonra gücün yetmez. Niçin? Açmamaya gücü yetmeyenin bakmamaya hiç yetmeyecektir. Gireni dikkat et kardeş. Onlar çıkanlardır. Mesela namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O namazdayken seyretmediğin film gelir mi sana? Neyi seyrediyorsan o zaman şeytanımızı biz oluşturuyoruz. Başka, dünyanın mahiyetini ve insanın hakikatini keşfeden insana her şey musahhar olur. Hadiseler insanı değil, insan hadiseler yönlendirir, dünya hayatını ganimet olarak görür. Yani dünyanın ve kendisinin hakikatini keşfeden ama bunu anlayan hadiseler insanı değil, insan hadiseleri yönlendirir. Büyük zannettiğiniz dert var ya, o büyük değil. Senin özgüvenin, insanlığının kalitesi aşağıda olduğu için onu yukarıda zannediyorsun. Özgüvenin ve insanlığının kalitesi yükseldikçe yukarıda zannettiğin şey dipte olduğunu göreceksin. Çünkü Allah dünyadaki musibet ve belalara iltifat ilahi diyor. Allah'ın dediği iltifat ilahisine biz bela diyoruz. Dememizin sebebi insanlığımızın kalitesinin aşağıda oluşundandır. Abi insanlığımızın kalitesini nasıl çıkartacağız? Yine külliyattan. Hayatınıza 4 tane soru sorup cevabına ciddi sarılmalısın. Hayatına 4 tane soru soracaksın. Cevabına ciddi sarılmalısın ama. 1. Nereden geldim? Cevabını ara. Kim bu?
İki, nereye gidiyorum? Cevabını ara. Üç, burası neresi? Dört, ben kimim? Ne yapacağım yani? Bu soruları hayatına sorabilir. Cevabına da samimi isen hayatının kalitesi yükselecek. O zaman büyük zannettin, dertlerin dipte olduğunu göreceksin. Arkadaşlar, ben Karadenizliyim. Siz de aynısını yaşamışsınızdır. Ben emsaller, 50'den sonrakiler bunu biliyor. Bizim evler tahtadan, doğuda kerpiç olsa 100 metre bile değil. Ben hatırlıyorum çocukluğumdan. İnan hikaye anlatmıyorum. Dedemin annesi sağdı. Dedem sağdı. Babaannem sağdı. 4 tane kardeş. Babamla beraber 3 kardeş, babam da dahil 4 kardeş. O 100 metrekare olmayacak kadar küçük evde her bir kardeşe bir oda verilip yaşıyorlardı. Gayet mutluydular. Ben çocukluk hatıram, kavgalarına şahit değil. Yerleri dardı, gönülleri genişti. Şimdi 100 metrekareye, 140 metrekare bir karı bir koca kavga ediyor. Yerleri geniş, gönülleri dar olduğu için. Öyle mi değil mi? 100 metrekareye utanmadan, onlar zaten bir tanesi bir köşeye saklansa birkaç saat sonra bulur yani. O kadar büyük yer. Eşyaların içine girse zaten bulamaz. O kadar eşya var. 100 metre, 140 metrekareye iki kişi kavga ediyor. Sebebi kafalar dar, gönüller dar, insanlık dipte. Ben söylüyorum, siz de yaşamışsınız. Doğuda kelpiştendir, topraktandır, bizde tahtadan 100 metrekare yok. Nerede 100 metrekare? Hadi yüzde. Bak dedemin baba annesi, dedemin annesi, dedem ve babaannem. 4 tane de çocukları, ben onların torunuyum. Torunlar, her bir kardeşi bir oda vermiş. Biz aynı odada. Doğru. Doğru veya yanlış işte nasıl oluyorsa. Ama kavga yok yani, yalan mı söylüyorum ben size? Sizde yok muydu böyle? Çünkü sebep gönül geniş, yer dar, hiç önemli değil. Peki ne diyor Risale'de, mektubatta geçiyor? Samimi dostlar için bir fincan sahra gibidir. İki düşman için sahra, bir sahra çöl, fincan gibi dardır. Öyle mi? Dost oldu mu, gönlün geniş oldu mu, evde geniş. Evin genişliği hikaye. Allah Allah. Arkadaşlar, insanlığımızın kalitesi yükseldikçe hadiseler bizi yönetemez. Biz onları yönetiriz. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Böyledir. Dünyanın ve insanlığın hakikatini keşfeden insana her şey musahhar olur. Hadiseler insanı değil, insan hadiseleri yönlendirir. Başka, dünya hayatını ganimet olarak gör. Bir nefes almanın ne olduğunu astım hastalarına sor. Ne olur bir gidin ya, 15 günde bir git. Hastaneye bir git, derdin var değil mi? Allah aşkına ya. Benim derdim var diyene söylüyorum. Derdi olmayanlar demiyorum. Gidin bir mezaristana gidin. Hastaneye bir gidin ya, birimiz var diye yalandan gidin yani. Göğüs hastalıklarına bir git. Onkoloji bölümüne bir git. Nöroloji bölümüne bir git. Kanser ya. Bir de astım, o nefes almanın ne demek olduğunu bir bakın. Senin de derdin mi varmış? Ya, dünyayı ganimet kabul edin. Bir nefes almak için Allah lazım. Bir nefes almak için adam pompa kullanıyor. Burundan ameliyat olanlarınız vardır kemikten. Tampon koymuş. Ama ya derdin varmış. Ne derdi? O basamaktı kardeşim. Abi her şey üstü üstüne geldi. Tabii canım. Merdivenler de üst üstüne geliyor. Basıp çıkacaksın demektir. Her şey alt alta geldi demiyorsun ki. Her şey üst üstüne geldi.
Ne için yaptı Allah? Merdivendir. Üstü, üstü, üstü. Bas çık kardeş. Çıkmak için. Alt alta geçseydi binip aşağı inecekti. Hayatımızın kalitesini yükseltmek içindir. Hani ustad misal veriyor ya, demiş demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, ona güzel ve menfaatlar bir şekil vermek için. Ona demire böyle çekiç vurur, sokuyor, tan, tan, şekil almaz. Ateşe sokarsın, yumuşar, tan, ezilir. Demirdi, suya sokarsın, olur çelik. Onun şekil alması, su alması için ateşe sokulması lazım. Ya bunları duyunca, hakikaten ya Allah Allah. Bir tanesi beni arıyor değil, Abdullah şahit. X bir şehir, yanlışımı düzelt. Adam tabancayı alıyor, kafasına dayıyor. 10 dakikaydı değil mi? Kafasına dayıyor. Tetik elinde, hayatını noktalayacak. Fakat sonsuz cehennem ve imansızlıktan gideceğin korkusundan mı artık Allah korkusu? İmansız olacağım korkusuna kendine öyle dedi. O tabanca yere atıyor. Yarım saat secdeye kapanıp ağlıyor. Sonra dershaneye geliyor. Geliyor bana. Hocam dedi, işte bulmuşlar vesaire, kapıyı şey yapmışlar, böyle getirmişler. Hocam, ne vardı? Anlat. Hocam dedi, aynı böyle, tabancayı dayadım, böyle yaptım. Bu mu derdin senin? Adam şaşırdı bir anda. Allah iyiliği versin. Ben de zannettim, sabah namazını kaçırdım. Adam bakıyor. Anladınız mı? Tabancayı dayamış. Tabancayı dayamış. İnan. 10 dakika böyle tetikte. Sonra İmansız gitmekten korkuyor. Yeri fırlatıyor. Öyle mi değil mi? Evet, ondan sonra yarım saat secdeye mi kapanıyor? Hiçbir telefonu çıkmıyor. Anlaşılmış böyle bir manyaklık yapacağı. Sonra neyse buluyorlar. Biz de o şehirde denk geldik. Bu Karadeniz seyahatini tak diye yanımıza getiriyorlar. Adam bana bunları anlatıyor. Ama nasıl oturuyor? Mümkün mü? Yani öyle oturacak. Eskide belki de selam da vermez. Verirdi de. İşte öyle. Sonra bu mu derdin? Evet hocam dedi. Derdim bu. Ben de zannettim ki dedim. Ben de zannettim. Sabah namazını kaçırdım. Allah. Hikaye mi anlattım ben? Resulullah söylemişti de ondan. Aleyhisselatü vesselam. Güneşin vurduğu ne varsa hepsi senin olsa kefeye koy. Öteki tarafa sabah namazın farzı değil. Sünnetini koyun diyor. Allah Resulü diyor ki sünnet sizin için daha hayırlıdır. Oyun geliyor. Haşa Allah Resulü şaka değer mi? Biz kardeşim bir tuhaf bir şeyine kaldık. Dünyanın ve kendimizin hakikatini keşfedemedik. Eğer dünyanın ve kendi hakikatini keşfeden bu gelişen hadiseler biz yön veririz. İnsan veriyor. Bak insan verdiğine bir misal vereyim. Abi buyur. Buyur kardeşim. Abi dua eder misin? Hayırdır kardeşim, ne için edeceğim? Abi belediye imtihanı kazandım işte, o kalbesim neşe. Şimdi o belediye gideceğiz, sözlüğe gireceğiz. Sözlüğe gideceğiz. Abi dua et. Gerçi kazanamayacağım ama gene bir dua etse ne olur. Hayırdır? Ya torpili vardı. Ben zaten kazanamayacağım da. İşte sen kardeş geri dön dedi. Ne abi? Zaten öyle bir mesaj verdi. Ben zaten kazanamam. Beyninden sirayet ettiriyorsun. Böyle nasıl inanıyorsan Allah da sana öyle muamele ediyor. Ben zaten kazanamam. Geri dön kardeş, kazanamayacaksın zaten. İnanmıyorsun ki. O inansın. Firavun ben ilahım diye inandı. Allah da öyle muamele etti ona. Dişi ben ilahım dedi. Hakikaten dişi bile ağırmadı. Hasta bile olmadı. Firavun ya Firavun. Enayine zenni abdibi, inandığınız gibi muamele ediliyor. Bak tuhafınıza gidecek ama ilahım demedi mi? Ene rabbukumun ala dedi. Ben sizin daha âli yüksek Rab değil mi? Böyle inandığı için Allah ne yaptı? Dişini mi arttırdı?
Sarayına çıkarken atın ayağını yükseltiyordu. Uzatıyordu arkaya. İnerken onun ayağını. Herhalde ben ilahım dedi ya. İlahlığına inandı ya. Öyle inandı ki öyle muamele de gördü. Allah Allah ya. 8. sözde var ya abi. Öyle inandı, öyle muamele gördü. Ha öyle inandı, öyle muamele gördü diyor. Allah Allah. Sebeplerin tesiri hakikileri olmadığını vesile, sebep ve tezgah olduklarına inanman nispetinde esbab aleminde rahat edersin. Başka anne yani sebepler tesir hakikisi yoktur. Ne kadar ama Allah'ın esmasının icraatına vesile oldukları için Allah istediği için riayet et. Sebeplere teşebbüs et. Anne karnındaki hadiseler ve organlar gidecek olduğu dünya için olduğu gibi sana verilen manevi cihazlar da ahiret için olduğunu izan etmen lazım. Anne karnındaki çocuğa verilen duygular, anne karnındaki çocuğa verilen organlar dünya için. Ayak dünya için, göz dünya için. Orada bir işe yaramıyor. Organlar dünyayı gösterdiği gibi İnsanın ruhunda var olan istekler, emeller, arzular da ahiret için olduğuna izan et. Bu fıtratının karşılıklarını dünyada arama. Yok. Çünkü Allah bu dünyaya zindan diyor. Zindani dünyadan bostani cinana çıkaran bir vesileymiş ölüm. Meşguliyetsiz olma. İki tane doktor önermiştim size. Ona gidin rahat olursunuz. Bazılar diyor ki ona hangi doktorla ortak çalışıyor? Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Meşgul olacaksın. İşsiz olmayacaksın. Arkadaşlar ey işsiz olanlar. Aynen yol paranı ve ekmek paranı dahi aynı karşılığı dahi olsa işe git. Çünkü iş tedavidir. İlaç içiyoruz para kazanmak için değil. İşi tedavi olarak düşün. Bir daha söylüyorum. İlaç içmek para kazanmak için değil. Zarar da bile görüyoruz değil mi? Böbreğimiz zarar görüyor. Kanımız zarar görüyor. Ne içiyorsun o ilacı? Tedavi. İşi ilaç olarak kabul et. İlaç. Gaye hayalin olsun. Bir gaye hayalin olsun. Hedefin olsun. Kalbin bir şeyi atsın. Aklın bir şeyin etrafında dönsün. Ne yapacağım? Sabah kalktım. Ne yapayım ya? Öf! Aman ya Rabbi ya! Adam bitti o zaman. Zaten bitti. Hayat 1-0 mağlup. Yani sabahleyin böyle başladım. Allah Allah. Emekli olanların bir kısmı hemen ölüyormuş. Hemen ölüyor galiba. Esbab halinde ölüyorlar. Gaye hayali gitmiş. Mutluluğunu şarta bağlamak yani şu işim bu işim olursa falan şey elime geçerse diye mutluluğunu şarta bağlama. Bir evim olursa rahat edeceğim. Rahatlığını geleceğe bağlama. Sakın ha. Mutluluğunu şartlara bağlama. Bulunduğun zamanda ki hayatın senindir. Gelecek senin değil daha. Şu işim olursa bu işim olursa rahat ederim, uzanırım bilmem öyle bir şey. Sakın ha. Şarta bağlama mutluluğunu. Yani mutluluğun ileriye itme. Dostlarınla sohbeti ihmal etme. Silah-ı rahimi kesme. Silah-ı rahim akrabalar mabeyninde Müslümanlar arasındaki irtibattır değil mi? Öyle biliyoruz. Risale-i Nur külliyatından bu fakirin meşgul olduğu kadarıyla bulduğu manaya bakın. Sıla bağ demektir. Rahime bağ. Bismillahirrahmanirrahim, rahime bağ, ubudiyet ilahi. Silah-ı rahim, akrabalar mabeynindeki bağ dördüncü sıradadır. Hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiyah, hukuku mutedin valideyn. Silah-ı rahim demek, bakın orada mübikat-ı seba var barlada, içki var, namaz kılmak yok. Yani namazı terk etmek yok, orucu terk etmek yok. Peki ne yaptı orada?
ulema ve ustad da tercih etmiş. Silah-ı Rahim'in içerisine Allah ile bağ kesmek. Yani peygamberle bağ kesmek, asıl mücedi ile bağ kesmek, anne babayla ve akrabayla beraber olsa ne olur? Silah-ı Rahim dört katı, dört zemini var. Huvelevelu velahu rezervat. Allah ile bağını sağlamlaştırma, ubudiyet. Peygamberle bağın sünnet-i seniye, asıl mücedindeki faaliyetinde bulunmak, sonra mütedin validen, yani davana, Kur'an'ına, İslam'ına zıt olmayan akrabanla irtibat sağlamak. Silah-ı Rahim'i kesmemek. Günahlara karşı takva zırhını giymemek. Sıkıntının sebebi. Hani içtim, canlanacak. Günahlarla o her türlü şeyi melaneti seyret. Sabah televizyonu seyret. Sabah da kalk. Of be, ne kadar rahatım ya. Püf, huzur dolu. Öyle olsa ben de yapardım ya. Huzur olmadığını şundan bir şey yap. İstersen dene ama deneme sakın. Ne yap biliyor musun? Git televizyonun yanına de ki Bismillahirrahmanirrahim diye düğmesine bas bakalım. Basabiliyor musun, basamıyor musun? Besmele ile düğmeye basabilir misin? Besmele ile basamadığın düğmeye basma. Yoksa basarlar seni. Yani haramla dolduktan sonra huzur bekleme. Çünkü sıkıntı günahlardan geliyor. 8. sayfa lemalarda şöyle diyor. Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarına tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline ilişmişler. Kalben ubudiyetine, lisanen zikrine mani olmuş. Bizim ise günahlardan gelen yaralar, yaralardan hasıl olan ne olsun bile, vesvese, bir de bir şey diyor. Vesvese, aç yeri. Neydi, hatırladınız mı? He? Günahlardan çıkan vesveseler yerinden oku demektir. Tamam. Biz de yerinden okuruz. İkinci lema değil miydi? Bak. Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler ve şüpheler. Gördün mü vesvese nereden geliyor? Vesveseler, şüpheler, neuzubillah mahal iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. İmanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkârını uzaklaştırarak susturuyorlar. Uzaklaştırıyor bak. Örnekte gözüküyor. Nasıl şeytan aktif. Ya. Demek ki günahlardan hasıl olan vesvese ve şüpheler. Sıkıntının da zemini. Allah dedi mi bu işe? Böyledir o zaman. Hayatının içine imanı bil ahireti, ahirete iman etmeyi koymak. Hayatının içerisine ahirete iman etmeye hakikatini, ukdesini koy. Mesela bak, ustad diyor ki, şimdi ahirete, evde ahiret inancı olmasın. Kadın kocaya niye itaat etsin ki? Koca niye efendim despot olmasın? Niye adam ahirete inanmıyorsa niye zina yapmıyor? Niye çalıp çırpmıyor? Aile hayatının zembereği ailenin içerisine ahiret inancını koymak da mümkündür. Eğer o aileye imani bil ahiret hakikati hakim olursa insan rahat eder. Çünkü herkes haddini bilir, hududunda kalır. Asrın imamını bulamamak, tanıyamamak, bulmuşsa sadakat göstermemek. Asrın imamını bulamamak. Başka? Dostlarını şarta bağlamak. Yani sen falanla alakanı kesersen sana dost olurum veya dostluğumu devam ettiririm dememek.
Mesela Abdullah, seninle dost olacağım ama Mehmet alakanı kes. Bak, sen onunla alakanı kesersen ben dost olurum. Sakın dostluklarınızı şarta bağlamayın. Sen böyle yaparsan ben sana dost olurum deme. Alakamı kesmem gereken birisi abi. Onu sen söyleyeceksin. Ben mi seni yönlendireceğim? Sen dümen misin yani? Araba şey misin? Senin düşmanını, dostunu ben mi belirleyeceğim? Sen yanlış söylüyorsan. Hangisi? Mesela siz yanlış söylüyorsanız. Tabii ben, ne olacak peki? Onu ne yapıyorsun? Ona doğru bir şeye düşman ediyorum. Yani münasebetimi onun münasebetlerini sorgulattırmayacak. Ben onun şeyine hakikatına, benim dostluğuma uygunsa dost olacağım. Bir önceki şeyde okudunuz ya, asrın imamına tabi olmayan diye. Yani hakikate tabi olacak ki. Hakikate tabi olacak. Bu dostluktan bahsediyoruz. Hizmet birliği başka bir şeydir. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu, en ahmak odur ki var olan dostunu kaybeder. Yani arkadaş olmak için o ne haber nasılsın falan. Dost, arkadaş olursun. Ama dost olmak için ona yatırım yapacaksın. Seyahat edeceksin, yemek yiyeceksin, ömrün geçecek. Abim nasılsın, evine gideceksin, o gelecek. Bu dostluktur. Dostluk çok pahalıdır. Onun için diyor İmam Ali, ahmaktır diyor böyle bir dostunu. Senelerce yatırım yapmış dostunu basit sebeple terk etmek. Niye terk ediyorsun kardeşim? Ama sen de bu taraftan şarta bağlattırmayacaksın. Diyeceğim ki, kardeş, seninle dost olurum ama onunla alakanı kes. Niye kesecek? Ya sana ne ya? Onu niye sorgulattırıyorsun? Belki onun bana davranışı, onun olan davranışı aynı değil. Yani dostluğunuzu şarta bağlamayınız. Dua edememek, namaz kılar, taş ocağında çalışmak zor, şey kolaydır. Namaz kılmak zordur. Namaz kılmak kolaydır, dua etmek zordur. Dua ederken bak. Hani eldeki etlerle, tıkır tıkırlarla meşgul oluyoruz, tamam mı? Dua edemiyoruz. Dua namazdan zordur. Çünkü namaz için demiyor, dua için diyor. Sır ubudiyettir diyor. Çok zordur. Peki sebebi ne ya edememenin? İçeride bir güç ettirmiyor. İrtibat. Sallamamış. Onun için mi devamlı tesbihata o kadar ehemmiyet, evet, şey yapıyor? Tesbihat onun için çok şart. Yani çünkü mesela bunu yapamayacağın için. Namaz kılıyoruz vesaire mesela. Kalktığımız esnada ben hemen yapayım desem bile yapamazsın. Bitti. Hatta Hulusi abiye tren kalkacak. En azından fa'alem ennehu la ilahe illallah'a kadar oturtmuş. Bundan sonrasını şey yapar diye. Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber namazın çekirdekleridir. Onu yapmadan kalkmayacaksın. Takkesiz namaz kılmayacaksın. Abi takkem yok diyenlere diyorum ki, param var mı diyorum cebinde, belki isteyecek diye kızarıyor, korkma istemeyeceğim. Hani para var abi diye cebe. Para taşıdığın gibi takkeyi taşıyacaksın. Takke taşımayanlara söylüyorum. Cebinizde para var mı? Korkmayın istemeyeceğim. Var. Parayı taşıdığın gibi takkeyi de taşıyacaksın. Ölsen bu Müslümandır diye bir alametin olsun. Cebinde takke çıksın. Saçın bozuluyor diye takke takmaya alamıyorum. Öyle biliyor musun? Böyle adamları bana gönderme. İki, kısa kolu namaz kılmayın. Üç, Mümkün mertebe. Tamam, düzelt beni. Çorapsız namaz kılmayın. Mümkün mertebe. Abdesti, su ve yemek yememeye çalışın. Mümkün mertebe. Konuşurken geliyorum, geleceğim, İnşallah demeyi unutmayın. Peygamber Aleyhisselam unutmuş. 3 sene vahiy kesilmiş. Ama sana korkma, bir şey kesilmez. Bana da kesilmez. Bana da kesilmiyor. Abi geliyorum, tamam. İnşallah geliyorum de ya. Ne olur inşallah. Allah inşa ederse. Allah yapmasa ne gidiyorsun? İnşallah deyince de sanki gelmeyecek de öyle inşallah diyebilirsin. İnşallah maşallah yok da gelir mi gelmiyor mu? Tövbe estağfurullah. Evet abi. Başımda. Öyle kullanılıyor. Yani inşallah dediğin zaman
%50'nin altında bir ihtimalle. Bu inşallah izah etmeyeceğim. Değil. Başıma geçene böyle bir şey var. Başıma bela aldım onu. O hatıramı anlattım. Oraya hiç sokmayayım, girmeyeyim. Bir tanesi ille sakal bırak dedi. Evet. İnşallah hocam dedim. İnşallah öyle olmaz dedi. Hemen söz ver. Tövbe hocam dedim. İnşallah hemen söz ver. Vallahi dedim sizin vazifeniz tebliğ etmektir. Tebliğinizin neticesini hemen görmek sırrı ihlası zıttır. İnşallahsız hiçbir şey yoktur. Sen kimsin dedi, ne iş yapıyorsun? Aynı tahmin ettiğiniz gibiyim dedim. Çekip gitti. Bunu bir yerde naklettin. İsmini keşke demeseydim ismini. Ortalık karıştı. Ben yalan mı söylüyorum? Oldu da dedim yani. Oldu dedim. Ben bilerek bir insanı yalan demem. Yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıklarıdır. Hata yapmayız. Hata yaparız, bilmeyerek yaparız. Sonra dönüyoruz. Topluma yön veren bir zat değil mi? Tabii canım, lider. Yani denk geldik bir yere. Ondan sonra geldi o kadar işinden bir denk ki biz parlak yüzlü bir yüzü. Hani dedi? İnşallah hocam. İnşallah öyle olmaz dedi. Hemen söz verdi. Dedim hocam tebliğiniz, tebliğin neticesini mi görmek, hemen karşılığını istemek sırrı ihlasa zıttır. Ve mahallel Resul ilel bela. Tebliğ yaparsın, ondan sonra neticesi alayım. Hem de inşallahın dışında da hiçbir şey yoktur. Olmaz zaten. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Aynı tahmin ettiğin işi yapıyorum. Gitti. Allah onu da, beni de, sizi de, dostlarımızı da affetsin. Ve merhamet etsin hepimiz. Kim o? Benim Müslüman kardeşim. Ayağı başım üzerindedir. Bana doğruyu söyledi yani. Niye hiç yapmadı? Eğer yurt dışı vesaire hapishane şu x yerlere girip ders yapmasaydım ben de bırakırdım. Onun için böyle bir derdi olmayan bıraksın kardeş. Yani bizim sırtımızda yük var. Ama o doğru yapmış. Dedi yani bize. O inşallah öyle olmaz. Hemen söz verdi. Dışında tebliğ doğru. Allah razı olsun. Biz minnettarız canım. İnşallah'ın dışında bir şey olmayacağına dair böyle bir şeyi hatırlattı bana da onun için söyledim. Dua imanın derecesini gösteriyor mu abi? Gösteriyor abi. Şahsın? Kendisi gördü. Şahsın hem rütbe, manevi rütbesini gösteriyor. Bak şimdi. Yapamıyoruz ya. Yani. Hem de aynı şeyi. Sorsan ne dedin? Geçen hafta dediklerini diyeceğini söylüyoruz. Niye ezberlemişiz? Yeni bir dua imal etmiyoruz. Hepimiz ben de dahil. Ama hele hele. Hoca hala bana amin demedi. Bari bunu yapamıyorsak tesbihatı sakın şey yapma, terk et. Yapamıyorsan diye evlat eskarı, üzülme diyor, tesbihatın var. Bari tesbihatı terk et. Birçok millette tesbih ve dua hiç yok. Bir de Vehhabilerde yok. Vehhabilerde yok. Tesbihatı da şöyle yok ha. O yapıyor bir tanesi, ötekisi. Uyuyor. Ya tekrar etmek lazım. Tekrar etmeyince olur mu ya? Olur da olmaz. Olmaz da olur. Olur da olmaz. Yani derecesi düşük. Evet. Dua edememek, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamak. Mutlu olmanın 3 tane yolu var. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Misal yapayım. Burası doğru bir yerdir. Doğru insanlar var. Ama sen başka şeyle meşgulsun. Doğru yerdesin. Doğru insanlarla berabersin. Derste meşgul değilsin. Gene olmadı. Doğru yerde olacaksın. Doğru insanlarla olacaksın. Doğru iş yapacaksın. Başka? Bir eksik olsa olmuyor. He? Bir eksik olmuyor. Olsa olmuyor. Bu kimden aldım biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani'nin sözüdür. De o böyle tafsir yapmamış. Şöyle demiş. Efendim demişler. İyi olmak istiyoruz. Ne yapalım? Ben bir adamın iyi olabilmesi için o belki de bir saat konuşmam lazım. Ben konuşurdum. Nasıl iyi olacaksın diye. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh Allah şefaatine mazhar eylesin. Ne güzel demiş. Demiş ki Veciz, iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber olun. Acayip bir adam yani. Bunun açılımı da bu üç şey diyor. He, ben açılımını ben öyle anladım. Sen nasıl anlarsın öyle yap. Vahabiler ona çok saldırıyor Hasan abi. O zaman çok makbul bir adam. Ayağı tozu üzerime olsun. En çok saldırdıkları imamlardan bir tanesi. Tabii. Çünkü niçin biliyor musunuz? Ehli bidaya, bidatlara, zındıklara vurduğu için. O imam bidatları ortadan kaldırmayla vazifeliydi.
İmam-ı Gazali felsefe dalaletini kaldırmak üzereydi. Yani her asrın imamı bir şeyle Allah'ın çektiği bir kılıçtır. İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında ehli bidaya çekilen Allah'ın kılıcıdır İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tabii ki ona saldıracak, bana mı saldıracak? İmam-ı Gazali'ye saldırmaz. Niye? Ehli bidâ, bidanın tamircisi olana saldırır. Felsefeciler Gazali'ye saldırır. Dikkat edin, felsefeciler Gazali'ye dil uzatır. İmam-ı Rabbani zaten hiç hatırlamaz. Bediüzzaman Hazretleri asrın imamı, imansızlık hareketine karşı Allah'ın çektiği kılıçtır. Zındıka komitesi onu hedef kıldı. Şu anda o. Ve okuduk. Amelde ve itikatta ehli sünnet ölçülerinde yanlışlık yapmamak. Bak tevafuk da etti. Başka? İtikadını Kur'an'ın mizanları ile, terazisi ile, sünnet-i seniyenin yani itikadını Kur'an'ın mizanları ile, sünnet-i seniyenin terazileri ile ölçmek. İtikat ve amelini. İnternet ve televizyonlara bağımlı olmamak. Özel hayatında ölçülerin dışına çıkmamak. Özel hayat. Anladınız. Nasihati kabul etmemek. Evrat ve eskârlarını bırakmak, okumamak. Aile hayatında fedakarlık yapmamak, naz yapmak. Fındık kabuğunu doldurmayacak şeyleri, kavga sebepleri görmek. Ve yuvaya şefkati hakim kılmamak. Evde adalet aramak. Evde adalet yoktur. Evde merhamet vardır, şefkat vardır, af vardır. Hayatının içine Allah'ı koyamamak. Bu zamanda kimseye kefil olmamak. Olmamaya çalış. Çünkü Üstad diyor ki bu zamanda 20 kişiden bir kişiye bile güvenilmez. İslam hukukunda kefil boşluk gibidir. Unutma. Kefil olma kardeş. Bu zamanda da öyle abi. Kefilden alıyorlar. Çünkü İmam Ali şöyle diyor radıyallahu anh. Ama dediğim böyle yapabilirsin bunu yap. İnsanlardan gelen kötülüklere tahammül edemiyorsanız insanlara iyilik yapmayı kesin. Bir daha söylüyorum. İnsanlardan gelen sıkıntıya tahammül edemiyorsanız insanlara iyilik yapmayı kesin. Yapma kardeş. Çünkü beklenti içinde oluyoruz. Yapıp denize atarsan tamam. Onun için İslam hukukunda kefil boşluğu gibidir. 20 kişiden bir kişiye bile güvenilmez. Yani hiç güvenilmez diyor. Onun için bu tür şeylere girme. Dünya işlerine böyle bulaşma. Ben ne kadar dünya işlerine ve evliliktir vesile olmuşsak veya birisiyle tanıştırmışsam çoğusu dişimi artmıştır. Çünkü biz daha İslami ve ticarette vesairede kardeş az olmuşuz. Abi ben aklıma şey geldi. Şimdi düşündüm de kimse bana kötü davranmıyor. O zaman ben iyi bir adam değil miyim yani? Nasıl anlamadım? Mesela köye falan gidiyorum. Bütün eş, dost, akraba bana hürmetle davranıyor. Tamam. İş yerinde düşünüyorum. Kimse bana tamam demek ki kimsenin kuyruğuna basmamışsın da ondan. Ben de arkadaşlara mesela çok sık borç veriyorum. Mesela varsa param, arkadaş istediğinde yok demiyorum. Hani varsa yok demiyorum. Veriyorlar mı sana? Zor oluyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Aramayı kesiyor. Mesela arkadaşımız bitiyor. Borç için... Ne oldu bak şimdi? Hani yok demem de... Yok diyeceksin kardeşim. Yani. Hocam şimdi bir de şey var ya, bir Müslümanın sıkıntısını... Bak, bir Müslümanın diyor sıkıntısını, Allah onun sıkıntısı giderir. Biz aslında o amaçla veriyoruz. Ha, şey. İmam Ali ne diyor? Bak, İnsan... Bir Müslümanın diyor bak, bir Müslümanın. İnsanlardan gelen sıkıntıyı diyor İmam Ali, Müslüman demiyor. Yani Müslüman borcuna sadıktır, borcunu vermemek haramdır. Verdiği sözü yerine tutmamak haramdır. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Kul hakkıdır, kulak haramdır. Bazı diyor ki, abi kırmızı ışık var mıydı Resulullah zamanında? Kul hakkı değil mi? Mesela bak, uçaktan düşen ne olur? Şehit olur dedim bir gün. Dediler ki, bana yazı yazmış mail altına. Resulullah zamanında uçak mı vardı diyor. Uçaktan düşersen şehit olursunuz dedim. Uçak mı vardı diyor. Yani bu kadar sığ düşünüyor. Allah Resulü öyle bir kanun söyler ki hepsini içine alıyor. Yüksekten düşüp ölen bir Müslüman şehittir diyor.
Yüksek değil mi o? Bir Müslümanın hukuk razı olmadığı hakkına tecavüz etmek haramdır. Kırmızı ışıkta ben yeşil kırmızı durdum. Yeşilde geçiyorum pat diye sen geçtin. Ya kaza veya benim ödümü ve kalbimi şey yaptın. Ha Allah seni demiyor mu? Ne olacak o kul hakkı değil mi? Kul hakkı olduğu için haram. Yani kanuniyeti yakalamak lazım. Müslüman Müslüman olursa sorun yoktur. Müslüman namı altında olanlar diyor ustad. Kastamonu'da. Müslüman namı altında olanlar. İsmi altında. Şeyde de var. Şualarda da var. Birinci şualda geçiyor. Abi bu borç verme konusuna bir şey ekleyebilir miyim? Ekle abi. Şimdi bu gerçekten de Müslümanlar arasında çok büyük bir sorun. Yani ehli cemaat arasında da çok büyük bir sorun. Burada benim şahsi görüşüm, şahsi fikrim. Cemaat ehli veyahut da işte şuraya gidiyor, buraya gidiyor, şöyle cemaat içerisinde aktif, faal bir insan diye değil, sadece kişinin kişiliğine bakmak doğru. O kişilik eğer ki borç alıp vermede sadakat kesbetmişse, buna kanaat getirmişse, kişi borç vermesi, aksi halde vermemesi, vermesinden daha iyidir. Çünkü sonra kötü olacaksın. Aynen. Hekimoğlu İsmail abi anlatıyor, sağ daha. Ondan gösteriyorum. İçim benim bunlarla, belki onun bir tane var, benim yüzlerce örnek var. Siz bir kadınla evlendiniz, ben binlerce. Yani dert dinlediğim için. Bir Müslümanın ben, o anlatıyor. Ben dedi, Ebru inşaat yaptık diyor. İnşaat şirketini kurduk. Müslümanları bir araya getirip güçlerini toplayıp bina yapmak. Hayır, yaptık diyor. Yapmaz olsaydım dedi. Bir binaya celbettim kavga ettirmek için. Darmadağın oldular. Koca koca Mustafaşa'daki binada bir var, bir de kendisi gibi bir yaşlı birisi var. Hepsi darmadağın oldu. Kaç değil. Biz daha Müslüman değiliz. Ben diyorum bu çok var. Bir bineye bak bakayım. Sağ halis, dava adamı, nurcu veya tarikası. Eline geldiği kadar başka yere. Çünkü sen iyi olursan kadına kavga eder. Kadına iyi olursan çocuklardan dolayı kavga edersiniz. Basit ya. Ayakkabımı bastın diye camide kavga edenler var. Camiden çıktım, birisini bekliyorum. Araban camiden çıktım, elimi koydum böyle sırtıma. Ben demir değilim ki. Arabasına elimi koydum ha elimi. Adam geldi bana fırça attı ya. Müslüman cumadan çıktı. Ben de oradan çıktım görüyor ve bir camiye bakıyorum. Çıkacak arkadaş da gideceğiz. Ne yaslanıyorsun kardeşim arabaya dedi ya. Çıksana arabadan dedi. Uslup aynı böyle. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar, işinize yarın sağlık. Müslüman, Müslüman olursa sorun yok. Müslüman parası olduğu halde geciktirme karandı. Ben mi uyduruyorum bu kadar söz verilip de verilmeyenler kalır? Üstad söylemiş zaten, 20'de 1 demiş zaten. Tabii, eylem olarak söylüyorum. Bak abi bak, verdi kötü oldu. Vermedi, yok param deseydi. Yok. Ne yok? Yani sana verecek param yok, düşünsün, öyle düşün. Sana verecek param yok deme de öyle laf. Param yok de. Ama zihninde sana verecek param. Abi bir şey dedin ya, olduğu halde vermek dedin. Olmadığı zaman vermek haram mı oluyor abi? Yani yok. O zaman gidip tarihi geldiyse özür dileyeceksin. Beyanet yapacaksın. Diyorsun bak yok. Bir delikten iki defa ısırılma. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara, Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ya Resulallah, ahmaklık nedir? Bir delikten bir Müslüman iki defa ısırılmaz. Bak, bir defa ben aldattım sizi, suç benimdir. Aynı meselede bir daha seni aldatırsam suç senindir. Hatır için talak, nikah, günah, farzları yapma. Hatır için talak yapma, karıyı boşama. Anne babanın hatırı içine karı boşanmaz. Hatır için nikah yapma, evlenme. Hatır için günah işleme. Ya senin için ya içki be. Tamam benim hatırım için günahım bana. Aynı Kur'an'da böyle ayet var. Böyle onun günah almadığı gibi diyor. Kendisi günahda ötekisine yükler ama kendisinin bir şey eksik olmaz. Hatır için haram işlenmez. Ya senin için bir namaz kılayım. Hatır için farz yapılmaz. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanamıyorsanız iyilik yapmayı kes. Burada varmış. Sabit ve sabit ve hadiselerde değişmeyen haritan ve şablonun olsun. Yani sabit ölçülerin olsun. İkide bir her olayda yeni bir tasarım yapma, mahkeme kurma. Sabit ölçün olsun. Yani o da bu.
Yani bunu böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım? Ya ne yapayım, nasıl gider, ne kadar kârı gelir falan. İkide bir her hadiselerde mahkeme kurma. Yorulursun, zihnin yorulur. Sabit haritan ve şablonun olsun. O da ölçüler manzumesi Kastamonu'dur. Kastamonu hariç dünyayı tanzim eder, emir da içsel yapıyı yapılandırır. Zaten insanın sabit olamaz abi. Çünkü farklı haletler 18 bin alemin yaşandığı bir külli bir yapı. Yani. Mesela diyelim ki sinirli olduğun bir anda verdiğin bir karar veyahut da çok sevinçli olduğun bir anda verdiğin bir karar aynı konuda çok farklı olabiliyor. Ölçü, sabit ölçü olursa o zaman sana kalmıyor. Evet. Bak şimdi en sondaki maddeyi söyledin. En sonda bir madde var. Aşırı mutluyken, aşırı sıkıntılıyken sakın ciddi yerlere imza atma, söz verme, taahhüt altına girme. Bir de söylüyorum. Aşırı mutluyken, cicim aylar, yeni evlenmiş bilmem ne. Veya çok huzurlu bir şey istediği oldu, hemen sana dediler ki bir imza attı. Bak aşırı mutluyken, aşırı sıkıntılıyken sakın hiçbir şeyin altına imza atma. Çünkü mahkeme akliye pek olmaz. Sonra eyvah dersin. Heyecanlandırılıp böyle para alınmaları oluyordu ya. Bir coşturuluyorlar adamlara, bir senet imzalattırıyorlar. Çıktıktan sonra bir sayı iki saat sonra eyvah ya ben ne yaptım ya o diyenlere az rastlamadım. Çok rastladım ben. Eyvah ne yaptım? Ailelerim yıkılanı mı dersin? Sana nasıl imzaladın diyor karısı. Neler yer ben? Ben çünkü nereden biliyorum? Gelip mahkeme hakemlik yaptı. İnsanlardan okuduk. Allah'ın Celle Celaluhu icraatlarını sorgulama, yargılama, memnun olmaya, razı olmaya çalış. Senin için en doğru olanı budur. Olanda hayır vardır hadisini unutma. Allah'ın sana yaptığı muameleleri sorgulama, yargılama. Nereden geldi, niye geldi ya? Ya beni mi buldu bu iş falan deme. Çünkü Allah Resulü olanda hayır vardır. Bir başka bir şey söyleyeyim burada olmayanı. Hayır demede hayır vardır. Unutma. Hayır demede hayır vardır. Abi hepsinde mi hayır? Her şeyde değil canım. Her şeyde değil. Canım benim. Sibopları koyalım ki patlamasın. İstisnaları vardır. Derse gidelim diyorsun. Hayır. Olur mu? Olmaz tabii. Kastettiğimiz anlaşılıyor. Vefasıza vefasızlık yapmak hakka vefa etmektir. Vefasıza vefasızlık yapmak hakka vefa etmektir. Misal, ben sizi bunun adını aldatıyorsam, Allah adını aldatıyorsam, sizi Allah adı, o zaman siz bana vefa yaparsanız, benim Allah'a yaptığım vefasızlığa aynı siz de yapmış olursunuz. Eğer ben Risale-i Nur'a ve Allah'a vefasızlık yapıyorsam, siz bana vefasızlık yaparsanız, siz Allah'a vefa yapmış olursunuz. Dostumun düşmanı, düşman kaldıkça dostumun düşmanı, o da benim neyim oluyor? Dostum oluyor. Dostumun dostu, benim dostum oluyor. Dostumun düşmanı, benim düşman. Ama bu adam benim düşmanım. Onun dostu var. Veya bu adam benim düşmanım, onun düşmanı var. O düşman benim dostum olur. Yani bir daha söylüyorum cümleyi. Vefasıza vefasızlık yapmak, hakka vefa etmektir. Merhamet. Bu kadar veciz olur vefa meselesi. Merhamet edene merhamet edilir. O nasip olmuyor mu? Yok, merhamet edene merhamet. Mesela diyelim ki insanlara kandırarak merhametsizlik yapıyor. Kandırıyor ya. Allah ile dinle kandırıyor. Merhametin çerçevesini Allah çizecek. Çünkü merhametin ifratı Kastamonu 77. sayfada ruhsal bir maraz olduğunu söylüyor. Maraz-ı ruhidir diyor. İfrat-ı şefkat maraz-ı ruhidir. O yani biz şeytanın destesine kapılmıştır. Kurtarmayı düşünmek onu, merhamet etmek ifradı mı oluyor? Şimdi onu kurtarmak değil. O adam bilerek yapıyor. Çünkü liderler, alimin özürü yoktur. Yapmamak cehalet olduğu için cehaletin
tefritin özürü var. Alim denilen kişinin ifratla yaptığı için, ilimle yaptığı için özürü yoktur. Cemaatin de özürü var mı abi? Cemaatin özürü yoktur. Çünkü niye? Her şey tebeyyün etmiştir. Her şey açığa çıkmıştır. Hala aynı Allah'a vefasızlık yapana vefa göstermek ahmaklıktır. Ha, bu sadırışma konusunda bugün bir arkadaş konuştuk da dedi ki söylediği her söz bizim için dedi kanundur. Tabii canım. Vallahi öyle. Doğru dedi. Onun kanununa tabi olacak abi. Tabii. İleride. Ki herkes sevdiğiyle beraberdir. O kesin söz değil mi abi? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet hadis. El merru me'a men ehebbe. 27. söz. Dost dostuyla beraber hadis şerif. Adam günahkar peki abi. Ama hani üstadı çok seviyor. Ama risalleri mesela çok seviyor. Ha o dostu. O, bir, o onunla beraber olacak inşallah. Ama ehli bida değil. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hadiste. Ve İslam hukukunda mecellede var. Allah Resulü diyor ki mulbisine mulebisine rezil kepaz her türlü günah işleyip ama mutazarır olmak. Ya lanet olsun ya. Kurtulamadım. Ben buna şefaat edeceğim diyor. Ama bu günah kime zarar? Kendisine. Ama bir alim düşünün ki ulema-i su din çerçevesini dini bozuyor. Bu ehli bidadır diyor. Yani din kisvesinde alim kisvesinde dini bozuyor. Bu diyor Allah Resulü'nün ifadesi bil mana. Cehennemin köpekleridir diyor bunlar. Bunlar asla fi şefaatim yoktur diyor. Cehennemin köpekleridir diyor. Anlıyor musun bunu diyen kim? Hasan demiyor ha. Ehli bida cehennemin köpekleridir diyor. Ehli bida ne demektir? Dinde olmayanı dine koymak, var olanı çıkartandır. Bunu ben tarif yapmıyorum ki bu tarif böyle. 19. mektupta var. Allah Resulü diyor ki demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Allah da diyor, benim demediğimi diyenleri cehennemle tehdit ediyor. Peki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلِمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ böyle zalimlere değil böyle taraftan olmak, yanında olmak, hafif meyledene de فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ diyor. Temessük eder, temas eder, dokunur cehennem diyor, nar. Kardeş bu dünya bir defa geldik. Deneme yanılma dünyası değil ki bu dünya. Ben size diyor, usta diyor ki ben size söylediğim için kabul etmeyin. Demiyorum. Ne diyor? Siz mihenge vurmadan almayınız. Ustad diyor. Mihenge vurmadan almayınız. Bir kişi var ne diyorsa alın. Allah söylettiriyor. İn huve illa vahyun yuhra. Resulullah'tır o. Ne diyorsa al. Hiç sorgulama. Suçtur sorgulama. Ustad diyor ki ben dedim diye al, alma diyor. Sorgula. Mihenge vur. Abim dedi bitti. Hocam dedi bitti. Hayır. Sorgula. Uyuyorum. Edile-i şerî uyuyorsa al. Uymuyorsa diyor ki arkasına gibet iftira gönderip bana paketleyin diyor. Bediüzzaman böyle diyorsa ki başka kimin ne deme hakkı var? Ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Adam kabul etmiyor. Ne yapalım? Cehennem de hak. Cennet de hak. Alimle ilmin kıblesi yoksa ilmin kıblesi sadakattır. Unutma bunu. İlmin kıblesi sadakat yoksa o ilim dalalete hizmet eder. El hakku yalu sözlerde anlatıyor. Diyor ki 744'te cemaat tevcut namazı kılar, cevşenler, şunlar bunlar yapar. Bu yekun hasene birisine odaklanır böyle. Honi gibi. Yani bütün namazları yönüyor. Kabe orada Hacer-ül Esved'de toplanır. Ondan sonra alemi gayba takdim edilir. Öyle mi? Bütün o cemaatin hasenatı birisine odaklanır. O insan da batıla hizmet ediyorsa bu cemaat batıla hizmet etmiş olur. Bu niçin muvaffak olur? Çünkü batıl davasına hak vesileyi kullanıyor. Hak vesileyi batılda kullandığı için muvaffak oluyor. O zaman hak vesile galip oluyor. Zaten niyet halise Cenab-ı Hak onu orada tutmaz abi değil mi? Eğer niyeti halise. Çünkü siz hangi tiptensen bak unutma. Kişi sevdiğiyle beraber ama Allah ul küllü ya'melu ala şakili. En son dönüp dolaşır aslı fıtratına bulur. Bir insan şeyde 107. sayfa işaret edeceğiz de diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini cezb ve celbederler. Birbirine fıtraten uzak olanlar birbirine tenefür vardır. Nefret vardır diyor. İşaret edeceğiz de anlatıyor. Yani sen burada mısın? Bir derece bize yakınsın.
neredesin? O tiptensin. Böyle garip garip baktınız da, hani ben uydurdum mu diye geldi ama her kitapta olmadığı için neyse, iş atacağız izledi. Edebi şeriye uyuyorsa alın dediniz ya. Yani benim cehaletimden dolayı mesela abi farz misal orada sizin makamınızda oturan abi dedi ki Asay Musa'da bu şekilde geçiyor dedi. Ama ben şimdi bilmiyorum. Ya da aynı cümleyi siz farklı yorumluyorsunuz. Ben ulaştığım kişi farklı bir şekilde tam ters bir mana şeklinde yorumluyor ama ben Asay Musa'dan haberim yok. O benim sorumluluğum olur o zaman. O şekilde aldığınız nerede zaman oturuyorsun? Kars'ta diyelim. Edirne'deki peynirin fiyatını biliyorsun. Asay Musa'yı niye bilmiyorsun? O benim kabahatim. Kabahatınsa çekeceksin. Bir şeyim olmaz. Yok. Çünkü bu dünyada özür... Mesela askerlik yaptın değil mi? Bak askerler de var burada. Askerin özürü yoktur. Bilmiyorum yoktur. Çünkü bilmiyorum denilen bir şey de değil. Kanunu biliyorum. Kanunda da der. Bilmiyorum kardeşim. Bir redox'tan geçmek için 106 tane elementin, 56 tane elementin atom değerlikleriyle ezberli. Ben diyorum ki size, Kastamonu'da böyle geçiyor. Bir sorsana bana hangi sayfada. Ya da gösterdi. Tabii. Niye ki de bir bak işaret cihazı aradım, bulamadım. İşte ona yakın abi böyle yorumluyor. O zaman abi böyle bak yorumladıysa ben abi kadar mı bileceğim yani? Tabii tabii. Şimdi emirler, hareketler yoruma bırakılmamış. Mesela ve hakkımı salavatü zekat. Zekat verin, namaz kılın. İmamlara bırakılmamış. Nas, açık ifadeler yorum olamaz. Sari ifadeler yoruma tabi değildir. Yapın kelimesi yapmayın çıkamaz. Yapmayın kelimesinden de yap çıkamaz. Onun için sari ifadeleri tevil eden insanın yanında şeytandan kaçar gibi kaçınız. Çünkü o ya bilerek veya bilmeyerek o iddia ettiği davanın düşmanıdır. Unutma. Mesela yapmayın diyor Kur'an. Hangi alim çıkıp da yapın çıkartacak o kelimeden? Yapmayın da yapın olur mu? Mesela ustad diyor ki bu böyle değildir yapmayın. Yapın diye yapıyor adam. Peki hiçbir tam okumadın ben sözleri bilmiyorum. Türkiye çok geniş, her tarafı biliyorsun. Senin sahanı biliyorum ben. Emniyetçisi. Bir şey oldu mu tak, o seninle alakalı hemen bir şey olduğunca telefonu arıyorsun. Mesela birisi, mesela diyelim bana telefon, abi falan bir talebe var da işte Aksaray'a nereye koyalım? Var mı yerin? Benim yok dedim. Abi bir çözüm bu. Tak tak buluyorum. Ama bugün bir tanesi Fatsa'dan telefon isteyecekti. Şey, adres alacaktı dersen adresi. Kimdi o? O sen. Bak bulduk. Nasıl? Sen bulamazsın. Zor bulursun. Ama ehli bulur. Yani sen bulamazsın ama ehiller var. Git ona sor. Adres sorar gibi. Ona da sor, ona da sor. Nasıl geçiyor? Bitti. Ha bir defa baktın ki şey hata yaptı. İfsat ediyor. İfsat ediyor. Mecellede şöyle geçiyor. Günah-ı kebairi, günahı, haramı istihlal ve istifaf etmek alamet-i küfürdür diyor. Yani günah inkar etmek ve hafif almak. Oo hangi zamandayız? O kadar helal gösteriliyor ki hem de din hizmeti adına dine muhalefet ediliyor. Artık ayuka çıktı kardeş. Namazı terk ederek dine hizmet edileceğini iddia ediliyor. Bir de yalan söyleyen çok. Oho. Şimdi son şeyi ya okuyayım. Allah'a vefasızı okuduk. Allah'ın rahmeti inmediği isyan yerlere gitmeyiniz, girmeyiniz. Başka? Duygu ve hislerine hakim olmak istiyorsan düşüncelerine hakim ol. Sevdiklerinle aynı binada oturma. Annen, baban sağsa ve akıllı ve uyanık isen yanından onları sakın ayırma. Çünkü evinize bela ve müsibetin şemsiyesidir. Anne baban sağsan akıllı ol. Duymasın kardeşim. Çaktırmadan al yanına. Şemsiye, paratoner. Hayatındaki doğru kurallarından taviz verme. Şeytan sana selam durur. Bu okuyacak ya bu. Hizbul Kur'an okuyacak. Okuyacak ya bu okuyor. Sen doğrularından taviz vermesen düşmanın sana selam durmak zorundadır. Bazen hayır demek de hayır olduğunu unutma. Kibir budalalıktır, kuyudur.
Risale-i Nur'da kibire kuyudur diyor. Kibir dersini yaptım. Şeriatta budalalıktır diyor. Kibir budalalıktır, kuyudur. Haset ise hapishanedir. Tiryakilik ve bağımlılık köleliktir. Doğru yerde doğru insanlarla doğru yapmanın yolu ve yöntemi Bediüzzaman'ın Laika mektuplarını okumakla mümkündür. Her istediğinizin ifratı aşırısı şeytanlıktır. Tefriti ise kendi üzerine abanmak ve çökmektir. Vasatı ise ifratın kurallar manzumesi olan sünnet-i seniyeyi yaşamaktır. Vasat. Başka? İstemediğin halde yanlışlardan kurtulmanın ilk yolu sebeplerini ortadan kaldırmandır. İstemedin değil mi şeyi? Ya sıkıntı istemiyorsun. Haram seyretmek istemiyorsun. Haram yapmak istemiyorsun. Sinirlenmek istemiyorsun. Ne yapacaksın? İlk şu, seni ona götüren esbabı ortadan kaldır. Doktorlar öyle der. Hastalıktan birinci kurtulmanın yolu hastalığa sebebiyet veren esbabı ortadan kaldırmaktır. Yoksa o sebep varken tedavi olmaz. İyi olmak istiyorsan kesinlikle arkadaşını değiştir. Abi ben iyiyim. O zaman arkadaşın iyidir. Hadis-i şerifte söyleyin arkadaşını, söyleyin kim olduğunu. Kişi arkadaşın dini üzerindedir. Aynen öyle. Değiştir arkadaşını, ben sana cenneti vaat ediyorum. istemediğin halde onu okuduk. Dostluğunu şarta bağlama. Son cümlemiz olsun. Yemende, içmende, özel hayatında itidali takip et. İtidal. Orta, son. Bütün güzellikler bir insana verilemez olduğunu bil ve özgüvenini sarsma. Yani bütün güzellikler insana verilmez. Benim sağım bu. Küllatta da bile öyle. Bir abi var, abi var benden yaşlı 60'ın üzerinde. Vakıf. Külliyata şuraya hakim. Ustadın kaç tane talebesi varmış? Ashab-ı Kehf kadar talebesi varmış. Kaç tane diyor? Unuttum da. Hangi abinin ne kadar çocukları ve torunları nerede çalışıyor? Nerede abi falan talebesi olmuş? Hangi medresede okumuş? Adam işi bu. Ben hiç anlamam. Başka bir tanesi var. Trabzon'un ne ilçesinden? Maçka. Ayağa kalkmayan... Ki sarığını, kafasını, kellesini gösteren Nikola Nikolaç'a böyle diyen ustadın kahramanlıklarına usta. Ben de onu bilmiyorum. Ondan sonra bazılar var Ebced'in detayını. Yani ben bu sırada sağım yok. Tamam. Ya niye yok? Üzülme kardeş. Sana ne verilmişse Allah seninle onunla konuşuyor. Sen onunla hizmet et demektir. Özgünün. Niye böyle diyorsun? Ya ben o konuda şeyim yok. İnsan hangi konuda kabiliyeti var? Onun çapını genişlettir. Özgüvenini sakın yırtma. Tamam bunu söyledik. Ha bir de son hadis-i şerifte. Dini yaşamayanlara dinini sorma. Tamam. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Mealidir de. Ben de şöyle yorumladım. Din, meal icmalisi. Dini yaşamayanlara dinini sorma. Vâhır da vâhım en elhamdülillah Rabbil alemin. Hakkınızı helal edin. Uzun uzun oldu ama sizin faydalanacağınızı inandığımız için. El Fatiha'tı masalı var.